Merhabalar. Biga'nın sosyal tarihini araştırırken ilginç bir deneyle, ilginç bir olayla karşılaştım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda Biga basın tarihinde de özel bir yeri olan bir konum. 1960'lı yılların başlarındayız. 62, 63, 64 yıllarındayız. Basında o dönem Biga'da yetişmiş ağır top diyebileceğimiz kişiler yazılar yazmaktadır. Siyasi yazılar çok ön plandadır. Sosyal konular çok ön plandadır. Sonra bir gün Birlik Gazetesi'nde 1962 yılında bir yazar ortaya çıkar. İlk kez Biga basında bir kadın yazardır. Adı Necila Söyler. Köşesinde fotoğrafı da vardır. Herkes merakla kim acaba bu Necila Söyler ne yazmaktadır diye gazeteye bakarlar ve şöyle bir ilk gün yazısıyla karşılaşırlar. Birlik Gazetesi'nin bu sütununda sizlere zaman zaman çok tatlı şeylerden söz edeceğim. Öyle beni kimse görmez diyerek gayet serbest hareket eden bazı genç bey ve hanım kızlarımızın bize de bu arada epeyce kızacakları muhakkak. Neyse, pek fazla uzatmadan ilk haberimi kulağınıza fısıldayıvereyim. Geçen gün hava epeyce sıcaktı. Akşam üzeri biz de şöyle çıkıp biraz serinleyelim dedik. Tabii doğruca havuzlu parka gidip oturduk. Bir ara arka masada kulağıma gelenleri duyunca meraklandım ve şöyle dönüp bir baktım. Kendisine has stilde bıyıklarıyla dikkati çeken yakışıklı gençlerimizden M.G. arkadaşlarıyla oturmuş, bir yandan çayını yudumluyor, bir yandan da dert yanıyordu. Bu sene güneşten ve de denizden hiç istifade edemediğini üzülerek arkadaşlarına anlatmaya çalışıyordu. Ayol, sen geçen sene Kemer sahillerinde her pazar Johnson motorlu sandalına gezdirdiğin hanım kızlarımızın üzüntülerini bir bilsen, senin üzüntün onlarınkinin yanında hiç kalır. Haklı değil miyim benim tatlı okurlarım? Böyle bir köşe yazısıdır. Bigalılar şaşırır. İlk kez bir kadın yazar ve bir dedikodu köşesi kazanmıştır Biga basını. Herkes merakla bundan sonra ne olacak, ne yazacak diye bekler ve Necla Söyler adlı köşe yazarı yazılarına devam eder. Merhaba cici okuyucularım. Melike'nin düğününde twist yapan yakışıklı tüccarlarımızdan İB bir aralık bandırmadan güzel bir kızla nişanlanmak üzereydi. Fakat bir sebepten dolayı nişan olmamış. Sebep, kulağıma gelse sizlere söylerdim ama duyamadım, ne yapayım? Bütün yakın akrabaları seferber olmuş, hep birlikte İB için bir kız arıyorlarmış ama İB'nin bir şeye canı sıkılmış olmalı ki bir türlü evlenmek istemiyormuş. Bunu duyunca aklıma kereste tüccarı F.E. ile şehrimizin genç hacılarından Ş.A. geldi. Ayol, eliniz kolunuz bağlı, öyle ne oturuyorsunuz? Henüz faaliyete geçmeyen Müzmin Bekarlar Cemiyeti'nize hemen bir aza daha kaydediverin. Tabii Biga küçük yer olduğu için ilk adla, ilk harflerden kim oldukları az çok tahmin edilebilir ama her yerde bu kimdir, nedir diye merakla da konuşulmaya başlanmıştır. Biga'nın gündem maddelerinden biri olmaya başlamıştır. Necla Söyler'in kimliği. O bunları aldırmaz ve yazılarına devam eder. Mesela bir tanesi de şöyledir. Yıldız Restoran. Başlıktaki ismi görünce Necla Hanım bizim şehrimizde de lüks bir lokanta açılacağı müjdesi veriyor sanacaksınız belki ama başlığı görür görmez gazeteye sarılıp acaba hakkımızda neler yazmışlar diye meraklanacak kafadarların halini asıl ben merak ediyorum doğrusu. İsmi lazım değil. Birisi bakın bana ne söyledi. Bir aile toplantısında oturmuş sohbet ediyorduk. Düğünden, düğünlerdeki büfelerden. Velhasıl sohbetimiz içkiye intikal etmişti. Bir genç hanım arkadaşım hemen lafa karıştı ve anlatmaya koyuldu. Ayol, geçen gece misafirliğe gittiğimiz evin bahçesinde oturuyorduk. Hava da yıldızlıktı. Çınarlık'ta bir yarım bina var ya, oradan öyle tatlı, hafiften şarkılar geliyordu ki bir duysaydınız. Tabii seslerinden kim olduklarını anlayamadım ama üç kişi olduklarını tahmin edip kim olduklarını öğrenmek için doğruca parka gidip oturdum. Çok geçmeden de M.O., M.E., Ş.A.'nın kahkaha ataraktan köprü üzerinde gelmekte olduklarını gördüm. Hanım arkadaşını görünce hayret etmiş ama ben hiç şaşmadım doğrusu.
Ne yapsın gençlerimiz? Yedek subay öğretmenlikte geçirdikleri tatlı günleri yad ediyorlar. Necla söyler, yaz tatili olması dolayısıyla düğünleri de dolaşır ve düğünlerden de dedikodular aktarmaya başlar. Artık bütün Bigalılar, gençler, Necla söyler, kimi diline dolayacak, kimi yazacak, kimin hakkında nasıl bir dedikodu verecek diye merakla beklemeye başlamışlardır. Bunlardan biri de düğün başlıklı bir yazı. Cumartesi gecesi sanki bütün Biga Özkan sinemasındaydı. Bütün hanımlar giyinmişler, saçlarını yaptırmışlar, tam manasıyla güzelleşmişlerdi doğrusu. Ben de şöyle bir köşeye çekilip siz okuyucularım için etrafı kritik ettim. O kadar neşeli bir gece geçirildi ki gece yarısı olduğu halde düğün salonunu terk etmek istemiyordu kimsenin canı. Gelin hanım ve damat bey de davetlilerin teker teker yanlarına gidip hoş geldiniz diyor, onlarla meşgul oluyorlardı. Yanımdaki bir masadan 18'inde bir kızımız gelinliğe hayran hayran baktıktan sonra annesine çanda diktirmişler diyordu. Maide, Senar ve Semra da giydikleri beyaz entarileriyle düğündeki beyaz trio'yu teşkil ediyorlardı. Düğün bütün neşesiyle devam ederken Zühtü ve Zuhal kardeşlerin üzerine limonata bardakları devrilince onlar da masalarına oturup dans edenleri seyretmek mecburiyetinde kaldılar. Gür Kaynak'ın Hollandalı misafirleri de o kadar neşeliydiler ki bir ara caz çifte telli çalmaya başlayınca mavi gözlü, saçı sakalı sarı turist benim diyen bir gala oyuncuları gölgede bıraktı adeta. Tabii hanım arkadaşı da onu tatlı tatlı seyrediyordu. Sık sık büfeyi ziyaret eden İlker Aksoy pistte dans ederken hanım kızlarımızın yüreğini hoplatacak kadar ritmik hareketler yapıyordu. Sözümü büfeye getirdim ama onu da sizlere yarın nakledeceğim sevgili okuyucularım. Biga'ya ilişkin bütün dedikodular Necla Söyler'in sütununda yavaş yavaş kendini ortaya koymaya başlar ve merak da iyice artmaktadır. Peki kimdir bu Necla Söyler? Bunu da bir sonraki videomuzda konuşalım.